أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce Rabbim dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin. Hem dünyada, hem ölürken, hem de mahşerde bizi yüzü gülenlerden eylesin. Annelerimizi, babalarımızı, eşlerimizi, çocuklarımızı, damatlarımızı, gelinlerimizi, komşu akrabalarımızı, hocalarımızı, talebelerimizi, sevdiklerimizi ve sevildiklerimizi, Habibinin yolundan yürüyen, cennet ve cemaliyle müşerref olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim, ahirete göçmüş olan aile bireylerimize, aile büyüklerimize, hocalarımıza garikayı garik rahmetler eylesin. Hasreten Efendi Hazretlerimize âli makamlar ihsan eylesin. Hocalarımızın ruhlarını şad eylesin. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eylesin. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri ailece Allah yolunda yürümeyi, cennete doğru koşmayı ve aile bireylerimizle, dostlarımızla cennette buluşmayı her birimize nasip eylesin. Rabbim dünyada kanaat zenginliğiyle her birimizi zengin eylesin. Namerde muhtaç olmayan, hatta merde muhtaç olmayan, kendisinden başkasına muhtaç olmayan, sahip olduğu varlığın kıymetini, değerini bilen, şükrünü eda edebilen bahtiyar kullarından eylesin. Kıymetli izleyenlerim, İslam dininde Müslümanın onuru ve şerefi çok önemlidir. Bundan dolayıdır ki bir Müslümana, bir Müslüman kardeşinin namusu, ırzı ve malı haram kılınmıştır. Yani bir Müslümanın malını haksız bir yere alamayız. Bir Müslümanın şerefiyle asla oynayamayız. Bir müminin şerefi bizim şerefimizdir. Onun değeri bizim değerimizdir. Bundan dolayıdır ki bir Müslümanın hatalarını, kusurlarını arkasından, gıyabından bir mecliste veya birisine anlatmaya gıybet deniyor ve bu gıybette haram kılınmıştır. Çünkü biz arkasından konuştuğumuz bir mümin kardeşimizi kime bahsediyor, kime anlatıyorsak onun gözünde ve gönlünde onu düşürmeye çalışıyoruz. Onun şeref ve haysiyetiyle, bahse konu olan kişinin şeref ve haysiyetiyle oynamış oluyoruz. Allah-u Teala buna razı olmuyor. Yani bir Müslümanın eksik ve kusurunu onun gıyabında birisine anlatıp onun şahsiyetini rencide etmeyi Allah helal kabul etmiyor. Bu da bize bir müminin şerefinin ne kadar önemli olduğunu beyan etmektedir. Bir Müslümanın gıyabında arkasında konuşarak onun şerefini düşürmek, insanların gözünden ve gönlünden onu düşürmek eğer uygun değilse, bir Müslümanın kendi şerefini ayaklar altına alması o da hiç uygun değildir. Dolayısıyla her mümin şerefini ve onurunu, imandan kaynaklanan şerefini ve onurunu muhafaza etmesi tavsiye edilir. Bu vesileyle dersimizle alakalı bölüme gelince bir Müslümanın gerçekten ihtiyacı olmadan dilencilik yapması, daima insanlara el açmış olması, kendi onurunu koruması bakımından ciddi bir sıkıntıdır. Dolayısıyla ciddi bir ihtiyaç olmadıktan sonra böyle insanların sırtından geçinmeyi adet haline getirmek, nasıl olsa insanlar veriyor, bir yere oturup mendil koyarsam, yardım edelim, yardım edelim dersem, mutlaka birileri bir şeyi veriyor veya bir caminin avlusuna gidersem, cami çıkışında boynumu bükersem, mendilimi açarsam, mutlaka birileri bir şey verir, bir günlük yiyeceğim çıkar veyahut da bunu bir geçim
mesleği haline getirmiş olurum diyebiliyor insan. Peki bunu yapmakla gerçekten cami kapılarında veya köprü altlarında veya metro girişlerinde, çıkışlarında bir insanın böylesine dilenciliği meslek haline getirmiş olması ne kadar onurlu bir davranış olabilir? Diyelim ki şöyle düşünelim. Böyle bir insanın oğlu metrodan iniyor. Metrodan kalabalıklarla ilerlerken bakıyor ki babası veya annesi kenarda oturmuş, mendili açmış, yardım edelim diyor. Böyle bir annenin, böyle bir babanın evladı olmanın mutluluğunu hissedebilir mi? Veya o çocuktaki bir manzarayı, oluşan manzarayı bir düşünelim. Bu gerçek bir durumu ortaya koyan bir istatistiktir diyeyim. Yani dilencilik hoş bir meslek değildir. Bunu meslek haline getirmek hiç uygun değildir. Hele İslam dininde böyle durumların oluşmaması için zekat fonu var, fitre fonu var, sadaka fonu var, karz-ı hasen fonu var. Bu fonların hepsini kullandığımız zaman İslam toplumunda hele hele Türkiye gibi araba modellerinden geçilemediği, sokaklarda park yapılamadığı, park yeri bulunamadığı, pazarların, çarşıların dolup taştığı, AVM'lerin dolup taştığı, efendim restoranların ve lokantaların önlerinde sıra beklendiği böyle bir ülkede, fabrikaların, mağazaların dolup taştığı, ihracatın yükseldiği bir ülkede eğer dilenen insanlar varsa ya o dilenen insanların yüzsüzlüğünden kaynaklanıyor, yani ihtiyacı olmadığı halde bunu meslek haline getirmiştir veya o çevredeki zengin insanların, efendim imkan sahibi olan insanların nankörlüğünden, sahip olduğu nimetlerin farkında olmamaktan kaynaklanıyor, aşırı cimrilikten ve bencillikten kaynaklanıyor. Ben merkezli bir hayatı insan benimseyince benim karnım doysun, tok olsun, başkası önemli değildir. Ben en kaliteli elbiseyi giyeyim, başkası önemli değildir. Ben model model arabalarla hayatımı sürdüreyim, başkası önemli değildir. Efendim, anlayışı bencil bir anlayışın hakim olmasından kaynaklanır. Elbette burada her ikisi için de, yani bazen zengin tarafından kaynaklanan aksaklıklar olur, bazen de dilenen insanlar tarafından kaynaklanan aksaklıklar olur. Biz burasını şöyle bir cümleyle özetleyelim. Rabbim hiçbir mümin kardeşimizi elini açıp dilenme ihtiyacıyla karşı karşıya bırakmasın. Çevremizde böyle gerçek muhtaç insanlar varsa onları fark edebilmeyi ve onlarla Allah için, Allah rızası için ilgilenip onları el açacak duruma düşürmekten korumayı Rabbim o şerefi bizlere nasip eylesin diyorum. Ve hadis-i şeriflerimize geçelim bakalım ki bugünkü dersimizde hadis-i şeriflerde neler vardır. İlk okuyacağım hadis-i şerif Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin rivayet etmiş olduğu hadis-i şeriftir. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Bu ravi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet ediyor. El-mesailu keduhun. El-mesailu yani dilenmeler demektir. Değişik vesilelerle insanlar dilenmiş olabilirler. Dilenmeler keduhun yekdehu biher racülü vejhehu. Yani keduh dediğimiz bir insanın ısırma veya tırmalama sebebiyle yüzünde oluşan yara izlerine deniyor. Yani dilenmek insanın yüzündeki o yara lekesi gibi onurunu lekeleyen tutum ve davranışlardandır. فَمَنْ شَاءَ اَبْقَى عَلَى وَجِهِ. Dileyen yüzündeki onuru, yani kişiliğini, onurunu ibka eylesin. Çünkü Cenab-ı Hak her mümini onurlu yaratmıştır, her insanı şerefli yaratmıştır. Dileyen onurunu ibka eylesin, onurunu, şerefini korusun. وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ diye dileyen de onu terk etsin. Artık ben onurlu bir insan olmam çok önemli değildir. Yeter ki
canım istiyor, ben de isteyeyim, insanlardan dileneyim derse o kendi bileceği şeydir. İlla en yes'ele raculu zâ sultanin. Dilenmek elbette kötüdür. Dilencilik kötüdür. Ancak bir insanın devlette olan hakkını devletteki o yetkili insanlardan istemesi yüzünde bir yüz karası değildir. Yani onun onurunu zedeleyen bir şey değildir. Eğer devletin verdiği bir hak varsa o hakkı bir insanın istemesi zül değildir. Zaten devlet bir fon ayırmış ise, bir karar almış, bir kanun çıkarmış ise onunla ilgili hazinede seninle ilgili bir tahsisat yapıldı demektir. O tahsisatı istemek tabiri caizse hakkın olan bir şeyi istemektir. Bunda sıkıntı yoktur. اَوْ ف۪ي اَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدَّنْ. Veyahut da bir konuda insan dileniyor, istiyor ama naçar kalmıştır. Başka çaresi kalmamıştır. Ölümle veya benzeri bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığında çaresizlikten istemiştir. O müstesna, o da çaresiz kaldığından dolayı bu insanın istemesinde de sıkıntı yoktur diyor. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir insanın istemesini, dilenciliğini, dilencilik derken yani dilencilik zaten istemek demektir. İki esasta buna izin verilebilir. Birincisi devlette olan bir hakkın vardır. Kanunla belirlenmiş, kandırma yapmadan, hilaf-ı hakikat beyan etmeden seninle ilgili veya senin gibilerle ilgili yapılmış olan tahsisatı devletten istemek, dilekçe vermek, yetkiliden istemek, bunda bir sıkıntı yoktur. Bir de gerçekten çaresiz kaldım, artık istemekten başka hiçbir yolum ve çarem kalmamıştır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalınca orada da insanın istemesi, açlıkta ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir insanın ölümden kendisini kurtaracak kadar istemesi gibi. Burada İmam Gazali rahmetullahi aleyh'ten bir rivayet vardır ki bu hani güzel bir nottur. Bunu da siz kardeşlerimle, izleyenlerimle paylaşmak isterim. Şimdi bir Müslümana haccın farz olmasının şartları tahakkuk etti. Zengin adam, hacca gidip gelecek kadar iktidarı var. Fakat bu insan hacca gitmedi. Bir sene gitmedi, iki sene gitmedi, üç sene gitmedi. Süre çok önemli değildir. Bu insan zengindi, hacca gidecek imkanı vardı, bir engel yoktu ve gitmedi. Daha sonra bu insan fakirleşti, iflas etti, elindeki imkanlar kayboldu. Ve dolayısıyla hacca gidecek imkanı yoktur. Peki bir insan hacca gitmek kendisine farz olduktan sonra, gitmek için bir engel olmadıktan sonra, engel bulunmadıktan sonra bu insan hacca gitmeyip daha sonra fakir düşse, hacca gitme farziyeti üzerinden düşer mi? Hayır, düşmez. Bu insan hacca gitmesi gerekir. İmam Gazali rahimahullah diyor ki, böyle bir durumla karşı karşıya kalan, hacca gitmesi gerektiği halde gitmeyen ve daha sonra fakir olan bir insan bu şekilde ölürse haç borcuyla ölecektir. Ve bu insan bu borçla ölmek istemediği için hacca gitme noktasında o üzerine tahakkuk etmiş olan daha sonra fakirleştiği için gidemediği hacı ifa edebilmek, eda edebilmek için eğer başka bir yol yok da dilenme yoluyla bu işi halledecekse bu insanın dilenmesi vacip olur diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Bu da önemli bir nottur. Şu açıdan önemli bir nottur. Çünkü bir insana hac farz olduğu halde haccı yapmasa fasıklar sınıfına katılmış olacak. O fasıklıktan kurtulabilmek için başka çaresi yoksa, yol bu ise yani istemek suretiyle, birilerinden dilenmek suretiyle oluyorsa efendim dilenmek suretiyle bu işi yapmalıdır. Borç alıp giderim, haccımı yaparım, gelince öderim. Bu da bir yoldur. Böyle bir borç alma olduğu zaman akitle şahitler huzurunda imzalamak lazımdır. Ve değilse bu, yani diyelim ki ölüm tahakkuk ettiyse mirasa intikal edebilmesi için şahitler huzurunda borç alınmalıdır. Peki bu hadis-i şerifi geçelim. İkinci hadis-i şerif ve an Abdillah ibn Mes'ud radıyallahu anhu قال
Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh Efendimiz der ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Men se'elen nâse ve lehu mâ yugnîhî. Bir insanın kendi ihtiyacını görecek, dilenmekten kendisini men edecek imkanı olduğu halde efendim dilenmeye devam ederse, insanlardan isterse, ca'e yevmel kıyameti ve mes'eletuhu fi vecihihi humuşun ev huduşun ev kuduhun. Bu insan ihtiyacı olmadığı halde veya ihtiyacını görecek bir şey yanında olduğu halde eğer dilenmeye devam ederse bu insanın yarın ahirette diriltildiği zaman yüzünde humuş, huduş veya küduh olarak belirecektir diyor. Burada humuş, huduş ve küduh olarak zikredilenler yüzde oluşabilen birbirinden farklı yaralar ve benlerdir. Biri öbüründen daha büyük, öbürü öbüründen daha büyük. Yani ya burada efendim yaptığı dilenciliğin azlığına çokluğuna göre yüzünde ulaşabilecek lekeleri ifade etmiş oluyor. Veya ravi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu mu söylemiş, bunu mu söylemiş, öbürünü mü söylemiş? Birbirine mana itibariyle yakın veya birbirinden farklı olan yüzdeki lekelere kullanılan şeydir. Yani özet şu demek oluyor. Bir insan eğer ihtiyacı olmadığı halde, ihtiyacını karşılayacak bir şey olduğu halde insanlardan istemeye devam ederse, kıyamet gününde mahşer meydanına geldiği zaman o dünyada haksız yere yapmış olduğu dilencilik onun yüzüne efendim lekeler olarak yansıyacaktır. Her gören onun yüzüne baktığından dolayı o lekeleri yüzünde görecektir. Kıyla ya Resulallah ve ma yugnihi. Dediler ki ey Allah'ın Resulü, onu ihtiyaçsız bırakacak bir şey olduğu halde isterse dediniz. Peki bir insan ihtiyaçsız bırakacak olan şey nedir diye sordular. Kâle hamsûne dirhemen ev kîmetuha mine'z-zehbi. Yani altından 50 dirhem veya 50 dirhem kıymetinde olan değerdir diyor. Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai İbn-i Mace, Madarimi'nin zikretmiş olduğu bu hadis-i şerifte bir insanın kendisini mugni kılacak, zengin kılacak olan şeyi de anlatırken 50 dirhemden bahsediyor. Dirhem de 3 gram civarında, 3 küsur gram civarında olunca yani 150 gram civarında bir altın karşımıza çıkmış oluyor. Bu neyin nesidir? İlerideki rivayetlerde farklı şeyler karşımıza çıkacaktır. Bu nedir? Bu hadis-i şerif dilenmeyi tedirici olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların o dilenmesini istemesini tedirici olarak yasaklamıştır. En son bir günlük yiyeceği olana dilenmeyi yasak kılmıştır. Peki burada 50 dirhemden neden bahsedildi? Yani orada İnsanlar genelde ticaretle meşgul oluyorlardı. Ticaret yapan insana da sermaye lazımdır. Ortalama sermaye 50 dirhem civarında parası olan insanın ticaret için sermayesi hazır kabul ederlerdi. Yani ticaret yapabilecek bir sermayesi varsa adamın o sermayeyle ticaret yapacaktır. Çoluğunu çocuğunu geçindirecektir. Anlamı vermişlerdir bu miktara kıymeti izleyenlerim. Ancak diğer rivayetlere de baktığımız zaman 50 dirhem çok da bağlayıcı olmadığı anlaşılıyor. Tedirici olarak 50 dirhemden başlamıştır, aşağı doğru inmiştir, bir günlük yiyeceğe kadar inmiştir. Doğrusu insanlar bir günlük yiyeceği olan insan çalışmaya da gücü varsa ben dilenmem haramdır anlayışıyla çalışmaya sarılacak olursa İslam toplumunda tembel insan kalmaz. Herkes üretici olmuş olur. Her insan üretmiş olur. Kendi elinin emeğini yemekten daha güzel ne olabilir ki? Şöyle söyleyeyim. Bir insan bir bahçe, öyle veya böyle bir bahçesi olur. Bahçede toprağı eşeler, gübresini koyar, tohumlarını atar. Atıyorum oradan salatalık yetiştirir. Şimdi orada yetiştirdiği salatalığı yetişme esnasında hani ne yapmıştır? Toprağını kazmıştır, gübresini koymuştur.
sulamasını yapmıştır. Ondan sonra gelip gidip bakımını yapmıştır. Sonra onunla salatalık yetişiyor. Alıyor oradan bir salatalık yiyor. Şimdi kendi elinin tamamı, kendi elinin emeği gibi gözüken böyle tarladan, bahçeden bir tane salatalık yemek, bir başkası gelse bir kilo salatalık bizi hediye etmiş olsa, aynı kalitede olsa, o bir kilonun tadından daha iyidir o kendi eliyle yetiştirdiği bahçesindeki efendim salatalıktan bir tane salatalık koparıp yemesi hepsinden daha lezzetlidir. Yani insanın kendi elinin emeği o kadar bereketlidir ki, o kadar zevklidir ki başkasıyla kıyaslanamaz. Bu bakımdan bir insan kendi çalışmasıyla, kendi emeğiyle geçimini sağlamış olmasının huzuru, bereketi, onuru başka bir şeyde yoktur kıymeti izleyenler. Üçüncü hadis-i şerifimize geçiyoruz bu fasılda. Ve an Sehr ibnil Hanzaliye radıyallahu anhu. Bu zattan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Men se'ele ve indehu ma yugnihi fe innema yestekthiru minen nar. Bir insanın kendi yanında dilenmekten kendisini muni kılacak, dilenmeye ihtiyaç bırakmayacak bir imkanı olduğu halde buna rağmen eğer dilenirse fe innema yestekthiru minen nar. O var olan servetine servet ilave etmek, onu artırmak için bir mücadele veriyor. Ama aslında o servetini değil, farkına varmadan kendi ateşini, cehennem ateşini artırıyor. İşte haram olunca bu haram kennel harame narun. Haram ateş gibidir. Eğer bir insan ihtiyacı yokken istemesi haramsa, aldığı ne olursa olsun, altın olsun, gümüş olsun, ekmek olsun, armut olsun, simit olsun, o bir ateştir. Haram olduktan sonra ateştir. قال النفيلي وهو احد رواته في موضع اخر. Bu hadisi şerifi rivayet eden Nüfeyli rivayetlerin birisinde hadis-i şerifi anlatırken şöyle demiştir. Ve mel gırellezi la yenbagi ma'hu'l mes'eletu. Peki yani dilenmenin uygun olmadığı varlık, servet, gına, zenginlik hangisidir diye sorulduğunda şu cevabı vermiş. Kadru ma yugaddihi ve yuashrihi. Yani sabah ve akşam yiyeceği, karnını doyuracağı bir imkan varsa o zaman bu insanın ihtiyacı yoktur, dilenemez demektir. وَقَالَ فِي مَوْضُعٍ آخَرَ اَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ اَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ. Bir başka rivayette de bir günlük yiyeceği varsa ifadesi geçmiştir. Ebu Davud'un rivayetinden anlıyoruz ki demek ki bir insanın 50 dirhem olması şart değildir. Tedricilik esasına göre o söylenmiş olabilir ama bir günlük ihtiyacı olan insanın alması başka şey, dilenmesi başka şey. Dilenmesi nedir? Haramdır. Dilenmemiştir de birisi kendisine vermiştir. Onu almasında herhangi bir sakınca yoktur. Bir sonraki hadisi şerifimiz Ata İbni Yeser radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet ediliyor. An raculi min beni esedin. Beni Esed'den birisi silsilede, rivayet silsilesinde kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır diyor. Men se'ele minkum ve lehu uqiyyetun ev'idluha fekad se'ele ilhafen. Yani sizden biriniz 5 uqiyyesi olduğu halde 5 uqiyyede 40 dirhem yapıyor. Gümüşten 40 dirhem yapıyor. Yani bu kadar bir imkanı olduğu halde veya buna denk bir şey olduğu halde eğer isterse fakat se'ele ilhafen, ilhafen istemiş sayılır. Yani hak etmediği halde ısrarla birisinden israf olsun. Yani ölçüsüz bir istemek sayılır bu. İstemeyi hak etmediği halde, istemeye kendisine izin verilmediği halde istiyor anlamına gelir, dilencilik yapıyor anlamına gelir ki uygun bir tavır ve davranış değildir. Kıymetli izleyenlerim, Kahramanmaraş bölgesinde, o bölgede geçirilen deprem büyük bir felaket, bir kıyamet
manzarası idi. Cenab-ı Hak benzeri afetlerden ülkemizi ve Bilad-i İslamiye'yi bahusus özellikle güzel İstanbul'umuzu muhafaza eylesin. Deprem bölgesine yardıma koşan hayır kurumları ve hayır sahibi insanlar çok böyle anekdotlu manzaralarla karşı karşıya kalmışlardır. Dünün büyük zengin olan insanları şimdi dağıtılan bir çorbaya ihtiyacı var. Bir kase efendim pilava ihtiyacı var. İkram edilecek bir suya ihtiyacı var. Bu bölgedeki insanlara yani depreme maruz kalan insanlara yardıma giden insanlar asla ve kata hiç başka bir şeye bakmamışlardır. Sadece depremzede olmalarına, bir felaketle karşı karşıya olmalarına bakmışlardır. Bu depremzede olma, merhamet edilmeye layık olmak layık olmayı gerektiren bir sebeptir. Bu vesileyle namazını kılıyor mu, kılmıyor mu, o mudur, bu mudur, o siyasi partiden midir, bu siyasi partiden midir, kimsenin aklından geçmemiştir. Biz de İlseç Vakfı olarak, diğer gönüllü kuruluşlarımız, vakıflarımız İsmail Ağası'ydı, efendim Ahmet Yesevi Derneği'ydi, İTTEF'ti, birçok kuruluşlar böyle gece gündüz, ellerindeki bütün imkanları seferber ederek kendi kurumlarının ihtiyaçlarını göz ardı yaparak o bölgeye yöneldiler. Yönelilen bölgede de sadece mağdur olan insanlara nasıl yardımcı olabiliriz? Açığı saçığı geliyordur, namazlısı namazsızı geliyordur. Muhtelif siyasi görüşlerdeki insanlar geliyorlardır. Asla biz namaz kılıyor musun, kılmıyor musun, siyasi görüşün nedir, ne değildir sorma ihtiyacı duymuyoruz. Öyle bir ayrım da zaten yapmayız. Biz insana insan olduğundan dolayı, Allah'ın kulu olduğundan dolayı, mağdur olduğundan dolayı, ihtiyacı olduğundan dolayı yardımına koştuk. Bugün o kardeşlerimiz bu durumdadır. Yarın bizim başımıza ne geleceğini bilemeyiz. Dolayısıyla siyasi saikelerle bu kardeşlerimizi yardım dışı bırakmak insani ölçülerin çok dışında olmak demektir. Hoşgörüden bahseden insanlar aslında hoşgörü meselesini sadece bir paravan olarak kullandıklarını anlıyoruz. Kendilerini çağdaş, modern zanneden insanlar kafalarını efendim şeytana kiralamış ve şeytan gibi insanlara kiralamış olan insanlar adeta ben sana yardım ediyorsam sen de benim siyasi görüşümde olmak mecburiyetindesin. Eğer benim siyasi görüşümde değilsen öleceksen öl, enkaz altına kalacaksan kal, sana verdiğim sular haram olsun ve yedirdiklerim haram olsun der gibi bir yaklaşım, inan ki bunu canavarlar bile yapmaz. Gerçekten bu çok yanlıştır. Rabbim bu düşüncede olanları ıslah eylesin. Rabbim ıslah eylesin. Şimdi ben anekdot olarak güzel anekdotlardan bahsetmek istiyorum. Deprem bölgesinde köylere kardeşlerimiz çıkıyorlar. Mağdur olan insanlara çadırlara gidiyorlar. Diyor ki size para dağıtacağız. Vatandaş diyor ki çok teşekkür ederim. Ben çadırda yaşıyorum ama benim paraya ihtiyacım yok diyor. Ben emekli maaşı alıyorum diyor. Benim diyor bankadan çekebileceğim param vardır. Benim ihtiyacım yoktur. İhtiyacı olana ver diyor. Ben nereden bileceğim kardeşimizin emekli maaşı alıp almadığını? Kendisi almıyor. İşte onurlu bir insan. Onurlu insan. Gidiyor kardeşlerimiz köydeki bir eve. Efendim birkaç aile bir araya toplanmıştır. Efendim biz erzak getirdik. Depremde sıkıntı yaşadınız. Kardeş, dün birisi geldi bize bırakmıştı. Bizimkiler bitmeden almayalım, daha ihtiyaç sahibi olanlara götür diyor. İşte bu onurlu insan. Yani nasıl olsa biz depremizedeyiz. Hadi gelsin de gelsin böyle yığıntılar yapmak, neredeyse market açacak gibi arkada depoda depo yapıp depoda saklamak ayrı bir anlayıştır. Bir de bu verdiğim örneklerdeki durum farklı bir anlayıştır. Şimdi bir hayır sahibi gittiğinde, para verdiğinde ve erzak verdiğinde karşıki taraf Allah razı olsun. Siz bizi unutmadınız. Allah da sizi unutmasın. Ama benim ihtiyacım yok. Benim emekli maaşım var veya bende biraz imkan var. Sen onu diğer kardeşlerimize ver dediği zaman
gerçekten hayır sahibi insan mest oluyor. Onun anlayışına, kanaatine, onuruna, efendim kişiliğini korumasına mest oluyor. İşte bu tok gözlülük çok önemlidir. Tok gözlü olmak lazım. Evet. Bir sonraki hadis-i şerife geçiyorum. Ve an Hubeşi ibni Cünadete radıyallahu anhu. Ve anil Hubeşi ibni Cünadete radıyallahu anhu. Bu zat kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet ediyor. İnnel mes'elete la tahillu li ganiyyin. Asla dilencilik hiçbir zengine helal olmaz. Ve la li zi mirratin seviyyin. Organları, uzuvları yerinde olan, güçlü ve kuvvetli, yani çalışma imkanı olan insana da helal olmaz. Evet, benim yiyecek bir şeyim yoktur bugün. Ama gidip çalışma imkanım vardır. Limon satma imkanım vardır. Ayakkabı boyası yapma imkanım vardır. Veya bir yerde günlük çalışma imkanım vardır. Amelecilik yapma imkanım vardır. Yük taşıma imkanım vardır. Gücüm de var. Ben şimdi o zahmete katlanmamak için abi ver bana diye el açıyorum. Bu helal olmaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Organları yerinde sağlam, gücü ve kuvveti olan bir insan için de efendim bu helal olmaz. İlla lizi fakrin mutqi'in ev gurmin muflı'in. Ancak bir insanda gerçekten böyle tabiri caizse yerlere sarılmasının, topraklara serpilmesini gerektirecek bir fakirlik varsa, ev gurmin muflı'in, veya adam evet zeytini, peyniri vardır ama ciddi manada borcu vardır, böyle iflasa gömülmüştür. Dolayısıyla böyle bir insan elbette bu manzara karşısında dilenebilir, isteyebilir. وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُسْرِيَ بِهِ مَا لَهُ. Bir insan, hani imkanım var ama biraz daha çoğalsın, nasıl olsa insanlar veriyor. Yağma Hasan'ın böreği gibi, nasıl olsa ben isteyince veriyor. Millet beni eskiden fakir biliyordu. Yine beni fakir biliyor. İstedikçe de veriyor. Ben de istemeye devam edeyim derse, efendim malını artırmak için bir insan isterse, kâne humûşen fî vecihî yevmel kıyameti. Kıyamet günü yüzünde bir leke olarak, efendim çirkin bir ben olarak intikal edecektir. Ve radfen ye'külühü min cehennem. Mahşer meydanında böyle cehenneme geçince, cehennemde de tabiri caizse yutkunacağı bir taş olarak kendisine intikal edecektir diyor. Femen şa'e fel yuqil ve men şa'e fel yüksir. İsteyen bu rezilliğini artırsın, isterse azaltsın. İsteyen başına gelecek olan belayı azaltsın, isterse çoğalsın. Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerifte de ihtiyaç sahibi olan insan, gerçek ihtiyaç sahibi ise efendim istemesinde sıkıntı yok. Ancak gücü kuvveti yerinde olan, çalışma imkanı olan insanın da istemesi uygun değildir diyor hadis-i şerifimiz kıymetli izleyenler. Bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyorum. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Hazreti Enes radıyallahu anh efendimiz rivayet ederler. Der ki enne raculen minel ensari eten nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yes'eluhu. Adamın bir tanesi, ensardan bir tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelir ve ondan bir şey ister. Dilencilik yapar yani. Fakal Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki ema fi beytike şey'un. Tamam, sen bir şey istiyorsun benden. Anlaşalım seninle. Evinde bir şey var mı senin? Fakale adam dedi ki bela var. Ne var? Hilsun nelbesu ba'dahu ve nebsutu ba'dahu. Bir çul var. Yani üzerine otururuz. Bir kısmını da üzerime çekeriz yani. Çul
üstümüze aldığımız, yere serdiğimiz böyle bir çuluğumuz var dedi. Bir de ve ka'bun neşrebu fihi minel ma. Kab dediği büyük ve kalın karınlı kaseye deniyor. Yani sürahi diyelim biz ona. Ve ka'bun neşrebu fihi minel ma. Yani suda kullandığımız, su içmede kullandığımız bir de büyük bardağımız vardır veya sürahimiz vardır. Kale aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki senin evinde iki tane eşya var. İtini bihima. Onları al bana getir dedi. Adam koşa koşa eve gitti. Fe etahu bihima. O çulu aldı. Sürahi de aldı. Geldi. Efendimiz de buyur dedi ya Resulallah. Fe ehedehuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi yedihi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini aldı bu ikisini. Ve kale men yeşteri hadeyn. Bu ikisini kim satın alacak? Açık artırmayla satışa çıkardı. Kale aracının birisi dedi ki ene ahuduhuma bi dirhemin. Ya Resulallah bir dirhem veriyorum ikisine. Kale ve men yezid ala dirhemin. Efendimiz sana var mı? Bir dirhemi artıracak, daha fazla verecek var mı? Merrateyn ev selaten. İki defa veya üç defa. Var mı daha artıracak, var mı daha artıracak? Söyledi. Kale racülün birisi dedi ki ene ahuduhuma bi dirhemeyn. Ben iki dirhemi alırım ya Resulallah. Fe ahtahuma iyyahu. O çul ile sürahiyi iki dirhem karşılığında o kişiye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teslim etti. Fe ahadet dirhemeyni. İki dirhemi teslim aldı. Fe ahtahuma el ensariye. O kişiye bu iki dirhemi teslim etti. Ve kâle ve dedi ki ona işteri bi ehadihima ta'amen fembidhu ila ehlik. Bunun bir dirhemiyle git gıda ihtiyaçlarını al, ehline, çoluğuna, çocuğuna teslim et. Onlar o bir dirhemlik gıdalarla bir süre geçinsinler. Ve işteri bil ahar geriye kalan bir dirhemle de kadûmen bir balta satın alacaksın. Fe'tini bihi o baltayı da bana getir. Demek ki bir dirhemin çoluğuna çocuğuna nafaka olarak gıda maddesi alacaksın, teslim edeceksin. Gideceksin bir de çarşıdan bir balta satın alacaksın. Ve bana geleceksin. Fe'etahu bihi gitti baltayı aldı geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Feşedde fihi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uden bi yedihi. Kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek eliyle o baltanın sapını takıverdi. Kâletin ve kâle sonra dedi ki ona İdheb, haydi bakalım git. Fehtatib ve bi'. Sen şimdi bu baltayla ormanlardan efendim odun topla ve topladığın odunları sat. Ve la ereyenneke 15 yevmen. 15 gün gözüme gözükme. Görmeyeyim seni buralarda. Çalış. 15 gün sıkı çalış. 15 gün seni buralarda görmeyeyim. Dedi. Fedehever racülü. Adam laf dinledi. Hemen gitti. Yahtatibu ve yebi'u. Odun topluyor. Odun yapıyor. Satıyor. Topluyor. Satıyor. Fecaehu ve kad asabe 10 derahime. Fecaehu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. 15 gün sonra geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Efendim fecaehu ve kad asaba 10 dirahim. 10 dirhem para kazanmıştı geldiğinde. Feştara bi ba'daha thevben bir kısmıyla elbise satın aldı ve bi ba'daha ta'amen bir kısmıyla yiyecek aldı. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ya Resulallah Allah senden razı olsun. Senin delaletinle ben odun topladım, sattım, topladım, sattım ve böylece 10 dirhemlik servetim oldu. Bununla ben ihtiyaçlarımı gördüm. Bir kısmıyla elbise, bir kısmıyla yemek ihtiyaçlarımı gördüm, gıda ihtiyaçlarımı gördüm. Teşekkür ederim. Deyince Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ona buyurdular ki: "Hâdâ hayrun leke min en tecî'el mes'eletun nukteten fî vecihike yevmel kıyâme." Böyle yapman senin için çok daha hayırlıdır. Öbür türlü
olsaydı yarın ahirette sen mahşer meydanına geldiği zaman yüzünde dilencilikten kaynaklanan bir leke olacaktı. Öyle bir leke ile gelmektense böyle gelmek senin için daha şerefli, daha onurlu olmuştur. İnnel mes'elete la tasluhu illa li thalathatin. Şunu da bil ki dilencilik ancak üç kişiye elverişli olabilir. Lidi fakrin mutqin, tabiri caizse hiçbir şey yok, yerlere serilecek kadar fakir olan bir insan. Evlidi gurmin muflin, kendisini rezil edecek bir iflasa sürüklenmiş, herkese borçlanmış, kafasını kaşıyacak vakit bulamayan insan. Evlidi demin muci'in, veyahut da mu'lim bir efendim kan sahibi. Yani bir insan bir insanı öyle veya böyle kasara öldürüyor. Ama öldürülen insanın kan bedeli var. Kan bedeli de çok yüksektir. Bu adam bir vesileyle öldürme işine karışmıştır. Kan bedeli ödemesi gerekmektedir. Şimdi o kan bedeli ödemesi gereken insan bunu bulamıyorsa ona da o insanın da dilenmesi, istemesi uygundur diyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود'dan rivayet edildiğine göre قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تشد فاقته. Bir insanın ihtiyacı olabilir, düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Bir insanın ihtiyacı var da bu ihtiyacını hemen götürüp insanlara benim şöyle ihtiyacım var, bana yardım edin, bana yardım edin, bana yardım edin demesi var. Eğer bir insan ihtiyacını hemen gideyim insanlardan isteyeyim, kendi emek sarf etmeden, kendi alın teri dökmeden, kendi çalışmadan bunu beleşten götüreyim derse onun ihtiyacı hiç bitmez. Daima onun yani ya o ihtiyacı devam eder, değişik sebeplerle karşısına engel çıkar, o ihtiyaçlardan kurtulamaz. Veya o ihtiyacı gitse onun yerine daha büyük bir ihtiyaç arkasından gelir. Kısacası onun fakr-ı zarureti hiç bitmez. Aslında nereden kaynaklanıyor? Aslında ihtiyaç duyduğu şeyle ilgili, maddeyle ilgili önce Cenab-ı Hakk'a yalvarıp Mevla'dan bu sıkıntıyı aşmasını istemesi gerekirken insanlardan istemiştir ve böylece kendi ayağına tabiri caizse kurşun sıkmıştır. وَمَنْ اَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ. Bir insanın ihtiyacı olur. Bu ihtiyacını da Cenab-ı Hakk'a arz ederse, ya Rabbi ben senin kulunum, şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldım, bu sıkıntımı izale eyle diye Cenab-ı Hakk'a yalvarırsa اَوْشَكَ اللّٰهُ لَهُ بِالْغِنَى. Cenab-ı Hak ona yakında bir zenginlik verilmesi beklenir. اِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ. Sebebini Allah bilir. Mesela diyelim ki bir yakını, bir murisi, zengin bir murisi ölür, tak buna miras intikal eder. Veyahut da ev gınen acilin, veyahut da hemen olması şart değildir, kısa süre içerisinde Cenab-ı Hak ona bir zenginlik verir, başkasına muhtaç olmaktan kurtulmuş olur. Hem merde hem de namerde muhtaç olmayacak duruma gelmiş olur diyor kıymetli izleyenlerim. Buraya kadar gördüğümüz hadis-i şeriflerin özetini söylemek icap ederse kıymetli dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın onurunu ve şerefini koruması için dilencilik de değil, kendi elinin emeğiyle, gücüyle çalışması gerektiğinden bahsediyor. Ve kendi elinin gücüyle, kendi alın teriyle beraber çalışsa bile bir insan, başına gelebilecek sıkıntılarda mutlaka Allah'a güvenmeli ve yardımı Allah'tan beklemeli. Sıkıntısını Cenab-ı Hakk'a arz etmeli, insanlara arz etmemeli diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İnsanın ciddi manada ihtiyacı olmadıktan sonra meslek haline getirip birilerinden bir şey istemesinin, dilencilik yapmasının uygun olmadığını, müminle bağdaşmayacağını ifade etmiş oldu hadis-i şeriflerde kıymetli izleyenlerim. Böylece bir dersimizin sonuna geldik. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi veren el olanlardan eylesin. Yüce Rabbim hem dünyada hem ahirette yüzü ak olan bahtiyar kullarından eylesin diyorum.
Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.